Polat çifti hakkında yeni bir davanın açıldığı bilgisi var. O bilgiyle yanımızda da Mücahit Topçu. Zaten birçok şey var. O dolandırıcılık sistemi bize birçok şey öğrettiler aslında neler yapmış olduklarını ama o süreçte konuşulan bu görüntün üzerine mi dava gelmiş yeniden? Aynen öyle. Tam dava henüz net değil ama iddianame hazırlandı. İddianame ile birlikte de e, ek bir e, yeni bir dava başlayacak aslında. Davanın tam olarak mahkeme kabul ettikten sonra e, Engin Polat ve Dilan Polat çifti bu kez farklı bir suçtan hakim karşısında çıkacaklar ve hesap verecekler. Ne o suç? Basit yaralama, tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali. Dilan Polat ayrı 4 farklı suçtan yargılanıyor. Engin Polat ayrı 5 farklı suçtan yargılanıyor. Bu iki çift Dilan Polat ve Engin Polat çifti kara para aklama ya da vergi kaçırma gibi cezaların suçlamaların haricinde bir de böyle bir tabloyla karşı karşıya kalacaklar. Bu kendi yaşadıkları siteydi diye hatırlıyorum. Doğru mu? Kesinlikle. Orada komşularıyla Kend... kavga değil mi? Mevzum. Evet tabii olayın özelliğine özetini kısaca anlatalım. Ee, Engin Polat'ın doğum gününde Dilan Polat bir... ...doğum günü partisi düzenlemek istiyor eşine... Ee, ...ve o doğum günü partisinde de davetlileri çağırıyorlar... ...siteye gelenler tabii bir hayli kalabalık olunca... ...park yerinde de e, bir sıkıntı yani. yaşanıyor... ...yani klasik bir park sorunu aslında... <laughs> ...sonrasında e, tabii doğum günü partisi gayet güzel... ...gayet mutlu geçiyor ama... Hı -hı. ...sitede oturan sakinlerden biri... ...ki zaten Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin... ...kavga ettiği kişilerde de o... E, şu arkası araç, dönük olan Dilan çok özür dilerim İnsticam Evet, arkası dönük mi? olan o uzun saçlı olan Dilan Polat sonrasında e, sitede oturanlardan birinin çocuğu rahatsızlanıyor adam da eşiyle birlikte çocuğunu aracına bir bindirip hmm. hastaneye götürecekler ama gidemiyorlar Arabayı neden? Çıkaram. Yolda arabalar park etmiş durumda e, komşuları gidiyor Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kapısını çalıyor diyorlar ki ya siz bu arabaları çekin Çocuğumuz hasta. Biz de buradan çıkalım, hastaneye gidelim. Tartışmalar, konuşmalar derken işte misafirlerimize siz böyle davranamazsınız işte bilmem ne vesaire bir sürü bir tartışma yaşanıyor. Tartışma bir anda e, gördüğünüz gibi böyle bir kavgaya dönüşüyor. O koşan yani biraz önce koşan, e, hızlı adımlarla koşan Engin Polat. Ya keşke şunları çember içine alsaymışız daha Mesela iyi Engin Polat koşarak ilerliyor. Hemen orada şu öndeki Uram mı? Şu, tabii. Vuran, yumruğu atan Engin yani Polat. o zaman çok özür diliyorum. O e, lacivert gibi görünen Kazaklı kişi, komşu, ona e, saldıran arkadaşım. Dilan Engin Polat, Engin ve Polat ve şu hanımefendi de Dilan Polat, Beyazlı hanımefendi. Zaten şurada koşarak e, ilerliyor. Zaten bir, hemen suçlamaları da söyleyelim. Yani sadece tek bir suçtan değil. Ondan sonra zaten ekipler geliyor, evet, e, polisler yani geliyor. Burada. Orada bir... E, ...dava süreci var de yani. başlıyor. de var tabii. Yani Engin Polat'ın ya, e, suçlamaları şu... E, ...basit yaralama, hakaret, birden fazla kişiyle tehdit... ...nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme. Yani orada çünkü şöyle de bir durum var... ...Engin Polat komşusunun evine giriyor. Hı. Yani konut dokunulmazlığını ihlal. Dilan Polat ise girmiyor, kapıda bekliyor, içeriye girmiyor... E, zaten mahkeme yani emniyetteki ifadelerinde kocam hızlıca koştu ben de onu geri çekmek için bir delilik yapmasın geri çağırmak için yanına gittim diyor ve o noktada da zaten e, şikayetçi oluyorlar gördüğünüz gibi. Savcı Dilan Polat için 8 Engin Polat için 11 yıl <laughs> Toplamda işte bu. Şimdi Dilan Polat da mı vuruyor biz görmüyor muyuz acaba bu aradaki? Dilan Çünkü... Pol... Dilan Polat'ta e, vurma yok. Onda bir şey yok ama orada bir tehdit var. Yani evet. sözlü olarak bir o saydığım suçlamalar. Basit yaralama, tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali e, Engin Polat'ın suçlamaları. Bunları Türk Ceza Kanunu maddelerine değerlendirdiğimizde yaklaşık bir 10 yıllık bir cezaya tekabül ediyor. E, Dilan Polat'ta sadece konut dokunulmazlığının dokunulmazlığın ihlali suçlaması yok. Çünkü o... E, ...komşusunun evine izinsiz bir şekilde ya da e, cebren girmiyor. Böyle bir durum halt var. Halk tabiriyle evi basmıyor yani. Evi o. basmıyor. Daha e, net ifade etmek gerekirse. Anlayacağımız şekilde söylersek. <laughs> Daha açık basmıyor. bir şekilde yani e, mekan basmaya gitmiyor eşiyle birlikte. Ama o koşan, e, koşar adım eve giden Engin Polat. Engin Polat'ın zaten darp görüntüleri, kamera kayıtları her şey mevcut. Yani olayın özü de Engin Polat'ın doğum gününde vermiş olduğu partiyle... İş buralara kadar gidiyor. Bu mevzu aslında bu konu Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin daha da önceki görüntülerde. Şuradaki yumruk görüntüsü bu. Şimdi biz bu. orada aslında bantın altında kalıyor da görünmüyor. Evet. Şimdi yumruğu atan Engin Polat. Hı hı. Diğeri de komşusu onu bir kez daha söyleyelim. Bir daha bunu verdiğimizde görüntü de zaten bir çember alıp belki ismini yazarsak daha net anlaşılır. Şimdi yürüyenler içinde de zaten tek kadın var görüyorsunuz. Şimdi tek başına kaldı solda. O da Dilan Polat. Zaten suçlamalarda e, tehdit, basit yaralama, e, konut dokunulmazlığının ihlali. ihlali, ki o suçlama birden fazla yok kişiyle çünkü... tehdit, ha, dört yani ayrı suçlama, birden fazlası da zaten bir yani doğum o günü partisi, zaten Aynen. doğum günü partisine gelen e, Polat çiftinin arkadaşları. Evet e, bakalım bu dava da diğerleriyle birlikte yürüyecek sonucunu da göreceğiz. Yenileri evet. olmazsa bile yeterince ceza isteniyor bu çift hakkında. Tabii zaten bu konu o e, kara para aklama ya da diğer suçlamaların öncesinde yaşanan bir hadise. Yani e, 6 Haziran'da sanıyorum bu olay yaşanıyor o hmm. zaman... Dilan Polat dolarlarla işte güllerle. Ha biz o zaman mı bunu ilk gördük ya? Bu görüntü çünkü tamam mı? Şimdi daha iyi. Okurdu. Öncesinde tamam. gördüğümüz bir görüntüydü. E, bu konuyla alakalı şöyle de bir durum var. Yani niye konuşuyoruz? İddianame hazırlanmamıştı. İddianame hazırlandı ve e, yargılanacaklar. Yani mahkeme, savcılık Hı -hı. makamları tabii ayrı İddianame. ayrı mahkemeler farklı şeyleri görmüş olacaklar tahmin ediyorum ki bu çünkü farklı suç içerikleri. Tabii iki ayrı suç birbirinden bağımsız. Bu olay başka bir zamanda başka bir suçlamayla karşı karşıya kalınıyor. Diğer kara para aklama, o... vergi dolandırıcılığı ya da diğer suçlamalarda ayrı.